Evet, sonuçlarını bahar aylarında ve yaz aylarında, Şubat ayındayız. Önümüzdeki Eylül-Ekim ayında yazdan sonraki durumlarını paylaşmaya çalışacağım. Kardeşlerim, bundan yaklaşık 1,5 yıl önce dikmiş olduğumuz yukamız 1,5 yıldır bu hale geldi. Bakın saksısından da anlayacaksınız. Bu ta kendisi. Uzadı, hatta gelişti, biraz kalınlaştı. Bir tane burada bir somak vardı. O olmadı, tutmadı. O çürüdü. Fakat diğerleri tuttu. Çok büyük bir avize çiçeğinin, yani yuka çiçeğinin ucuydu bunlar. Bahçedeydi. Şimdi tekrar bahçeyi iade edeceğiz. Şöyle bir çukur açtık. Toprağını bozmadan bahçeye aynen dikiyorum. Bunun mevsimi yok. Eğer toprağını bozmazsanız, tüplü dediğimiz fidan vardır ya, tüplü. İşte bu o manaya geliyor. Toprağını bozmadan yılın her mevsiminde bunu toprağa dikebilirsiniz. Hep dışarıdaydı, balkondaydı. O yüzden dışarıya da alışık olduğu için buraya bahçeye rahatlıkla dikebiliyorum. Eğer evde olsaydı dışarıya alışana kadar bir müddet dışarıda tutardım. Bu da aklınızda bulunsun. Putlara bakın. Çok hoş. Artık tamam yani. Saksıdan çıkmak istiyor. Bismillahirrahmanirrahim. İkisi böyle kalmalı. Ve yan yana. Güneş çünkü böyle gözüküyor. İkisi doğrudan güneşi alır. 1,5 önceki yıl saksımızda büyüdü. Eğer dilerseniz şu yanlarını humuslu toprakla doldurabilirsiniz. Ben de öyle yapacağım. Bakın toprak karadır bazı yerlere. Geçen seneden bahçe atıklarını gömmüştüm toprağa. Biraz da karton kağıt atmıştım. Böylelikle doğal dengede gübre oluşsun diye. Tavsiye ederim, bahçe atıklarını çöpe atmayın, toprağa gömün. Can suyuna gelince, can suyu vermeye gerek yok. Çünkü hava yağışına. Yuka böyle kolay tutan bir çiçektir. Satın almayın. Bir yerlerden bulun. Boşa para vermeyin. Allah'a emanet. Saygılar, sevgiler. Bizi izlemeye devam edin.